Anne. Hı. Beyaz peyniri uzatsana, kalmamış herhalde ya. Anne, tulum peyniri al anneciğim. Ha. Aşağı. Ha. Anne, kaşar da koysana al. Ha, dur. Al anneciğim. Ha. Yani üçgen peynir kalmamış ya. Hayret ya. Üçgen peynir nasıl biter bizim evimizde ya? Biz nasıl üçgen peynir üretemiyoruz? Halbuki evde manda besliyoruz ya. Ya çocuğun canı peynir çekmiş, ne var ya? Ya nedir, Mickey Mouse mu bu? Yemesin peynir. Peynir de yemesin lan bugün. Ya o bırak Allah aşkına. Senin canın ne bir şey sıkılmış. Gelmişsin benim için oynuyorsun ha. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sonunda benim canımın sıkkın olduğu anlaşıldı. Sonunda birisi dedi ki senin canın sıkkın. Sağ olun. Evet canım sıkkın oğlum. İçime dertler doldu. İştahım yok. Sucuğu yiyorum o zaman. Boh ya Akar. Ama. Ama ne yani ya? Ben burada böyle varoluşsal sancılarımdan bahsediyorum. Herif sucuğun dibini sıyırmanın peşinde ya. Ya ne sancısı? Ne istiyorsun sen? Torun istiyorum Ayten. Yapabilecek var mı? Ben yaparsam çocuğun olur. Ya böyle olmasın. Hayır tamam vazgeçtim ya. Olmasın böyle ya. İki tane yaptık yetti bize. Günaydın. Ya ne oluyor sesiniz içeri kadar geliyor. Yine bir şeyler tartışıyorsunuz. Ya babam bizi beğenmiyor. Torun istiyor işte ya. Aşk olsun baba ya. İşte olsun kızım. Aşk olsun. Vallahi olsun da bir torun olsun sonra ya. Kızım yok mu şöyle eli yüzü düzgün helal üstlenmiş birisi? Yok baba ne alaka ya? He olsun da o çocuğun kırayım bacağını. Sus be. Bardağı korun baba kafasını ha. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Psikopat mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun? Bana bak ablanın yanında birini görürsen sakın çocuğa elleşmeyeceksin. Oğlum o senin enişten, enişten. Ya nereden çıktı bu kıza evlenme merakı? Ya ben madem bundan bir şey yok bari kız evlensin de olsun bitsin hemen ya bir torun. Ya baba ben istiyorum da ortam oluşmuyor. Ortama bir girsem ya ama beğenmiyorlar ya. Oğlum öyle düşünme aslan oğlum benim. Sen çirkin bir insan değilsin. Sen güzel bir maymunsun. Böyle düşün. Doğru. Baba 26 senedir ilk defa temas ettin bana bunun için mi? Bunun için mi? Ay rahat bırak ya çocuklar. Ne olsun istiyorsun sen? Ya ben geniş bir ailem olsun istiyorum ya. Düşünsenize eski dizilerdeki gibi ya. He? Hani böyle böyle komşularım olsun. Ne bileyim böyle dünürüm olsun sürekli atışalım. Ama sonunda böyle mutlu mesut yaşayalım. Hadi oğlum. Eski ailelerde ne güzel sıcaklık vardı. Doğal gazı ödeyebiliyorlarmış demek ki Nizam. Belki bu kadar zam olmasa biz de sıcak bir aile olabiliriz. Anlamıyorsunuz. Vallahi ya, anlamıyorsunuz. Ben eski dizilerde yaşamak istiyorum ya artık. Ya hadi Hakan hadi otobüs kaçacak ya. Otobüs mü? Kızım arabayı verdik ya size arabayla gideyim. Hakan arabayı çarptı ya baba. Arabayı mı çarptın lan? Arabayı mı çarptın lan? Baba dur ya. Benim neden haberim yok? En son babalar duyar Nizam. Eski dizi bildin mi? Gel lan buraya. Bak, dur. Bir saniye. Elveda Rumeli. Hadi benim de acelem var. Toplayayım hemen. Nereye gidiyorsun kız? Şehnaz'la tangoya gideceğiz. Aile sıcaklığı. Deli yürek. Deli yürek. Dalga geçin. Böyle böyle babayla dalga geçin. Yazıklar olsun. Ama eski dizilerdeki aile gibi değilsiniz işte hiçbiriniz. Değilsiniz işte. Yazıklar olsun ya. Ana süper baba. Lan ne diziydi ya? Ben süper babayım da ailem Shameless. Ayten kapıya bakar mısın? Ayten. Ayten'cim kapı ona da ben bakayım tamam. Ona da ben bakayım. Bir torun vermediniz ki koşsun kapıya baksın. Ne oluyor ya? Yasu. Ah buyur. Babacığım tanıştırayım. Niko yeni erkek arkadaşım. Niko? Niko. Evet. Yabancı damat. Babacığım yabancı falan ayıp olmamış mı çocuğun önünde? Ya kızım hayır yani o anlamda demedim. Sevindim diye kızım ben sana git birini bul dedim. Sen hemen yanarızı da aferin hemen bir damat buldun. Babacığım ilk görüşte aşık olduk. Ben denize düştüm. Niko da beni kurtardı. Kendisi Yunan. Ay
Aslında bizim onları de... He, tamam, sıkıntı yok. Tamam, tamam, kafam da hepimiz kardeşiz. Gel oğlum, gel, gel. Oğlum benim, gel. Aslan, Ayten! Bak kim geldi? Gel kız. Kalisteras, iyi akşamlar. Nasılsınız? Anam, nasıl olak ya? Nasıl olak? Uzun duvar, uzun duvar. Neyin uzen demişler? Uzim ama, uzim ama sıçan da gelip beni deli demiş. Sıçan ne deli demişler? Deli ama, deli ama. Ne diyorsun la? Ne anlatıyorsun sen? Anam, Nizam ne diyorsun? Sana da östüm, östüm, östmeyin. Bir de karşıma geçip gıcık vereyim Allah aşkına ya. Senin şivene ne oldu ya? Ya şimdi babacığım, biz de senin gibi ailemizi genişletmek istediğimiz için Niko ile ciddi düşünüyoruz. Aferin kızım, aferin. Evet. Aferin damat, sevdim seni. Aferin. O zaman ben asıl soruyu sorayım. Niko, sen o işi hallettin mi? Ne? Hangi işi? Oğlum hani... Kıt kıt. Git git. Ya oğlum hani şey var ya, derler ya hani yumurtanın sarısı, gittiği Niko'nun yarısı. Anam Nizam ne din ayıp ama ya. Annesi ayıp olmadıysa kasap Subuti 2 dakikada halleder. Subuti? Biz bununla anlaşamıyoruz ama. Sen anlaşamayın, biz gayet iyi anlaşık. Bak şimdi, şey sütlü yapayım. Kahve için mi? Nasıl kahve? Kendi hiçbir şey anlamadım. Sütlü, sütlü. Çenen çıkacak, ne yapıyorsun? Bu arada babacığım, önemli bir karar da vermiş. Hayırdır inşallah. Evleneceğiz ve... Oh güzel, evleneceksiniz, aferin. Yunanistan'da yaşayacağız. Ne? Evet. Ne demek benim? Ne demek Yunanistan'da yaşayacağım kızım ya? Ne demek ya? Ben dedim ki toplu bir kalabalık, geniş aile olalım. Hanımefendi Yunanistan'a gidiyor. Bana bak lan yabancı damat Niko. Ya. Dizide öyle bir şey yoktu. Dizide herkes orada yaşıyordu. Ne demek kızımı götürüyorum? Yok öyle bir şey. Katiyen kabul ettim. Konuşma lan.